Orkid sponsorluğundaki İdol Voley programımıza asist analiz ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu hafta Orkid İdol Voley'de konuğumuz Gülden Kayalar, efsanevi voleybolcumuz. Çok teşekkür ederiz, bizi kırmadınız. Gülden Hanım, öncelikle nasılsınız? Bir pazar gününden burada yayın yapıyoruz. İyiyim, her bugün şey yolunda. Çok teşekkürler davetiniz için. Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Tamam. Harika. Şahane. Şimdi ben size hemen bir Orkid'in, bizim PNG'nin size hediyesi var konuğumuz olduğunuz için. İçinde bir sürü Orkid markasından ürünler bulabileceğiniz şekilde, işte Herbal Essences her şeyiyle böyle bir hediyemiz var. Çok teşekkür ederiz. Çok burada böyle başlarken takdim etmek istedim. Pekala, Gülden Hanım nasıl geçiyor? Öncelikle bir voleybol milli takım başarılarına devam ediyoruz. Evet. Bu sayede şimdi bir Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, ardından olimpiyatlara hak kazanmak, bunlarla ilgili sizin bir voleybolcu olarak, bir eski voleybolcu olarak düşünceniz nedir? Çok güzel bir sezon geçirdik. Tarihi bir sezon geçirdik. 2003'te bu fırtına 2003'te başlamıştı. Her nesil kendi üstüne katarak 20 yılın sonunda hep hayal ettiğimiz, hep arzuladığımız, çünkü çok başarılı dönemler geçiriyorduk ama Viyana'da şampiyonluk olmuyordu, Avrupa şampiyonasında final oynuyorduk ama bir altın madalyamız yoktu. Bunların tabii aynı senede gelmesi Türk voleybol tarihi için inanılmaz bir sezon oldu. Ve mutlu olduğumuz şu, takımımızda çok genç olduğu için bunu da çok uzun yıllar domine edecek bir takımımız var. O yüzden de voleybolcular olarak çok mutluyuz. Dediğim gibi tarihi bir sezon, %100 hak edilmiş bir başarı. Onları gördükçe çok gurur duyuyoruz, çok mutlu oluyoruz. Tabii bu başarının da mimarlarından biri olduğumuz için biz de çok mutluyuz tabii ki. Peki Gülden Hanım, siz biraz kendinizden, şimdiki hayatınızdan, önceki sizin zamanınızdaki zaferlerde ya da işte turnuvalarda ki fark ve şimdiki farktan da biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi o başarı aslında 2003'te oldu. Biliyorsunuz Ankara'da Avrupa Şampiyonası ile. Ben de ilk kez o zaman milli takım forması giymiştim. Ondan önce yine turnuvalara gidiliyor ama büyük bir başarı elde edilmemişti. Şimdi Ankara'da kendi seyircimizin önünde ilk defa Avrupa ikincisi olunca tabii bütün gözler Türk milli takımının üstünde olmaya başladı. Bizim dönemimizde tabii şu andaki gibi sosyal medya yok. O zaman sponsorlar tabii başarıyla doğru orantılı gittiği için o zaman o kadar çok sponsorumuz yoktu. Sadece başarı geldiği için ismimizi duyurmuştuk. Evet, filenin sultanları artık varlar diye. Ve onun üstüne her geçen sene sponsor sayısı da arttıkça her geçen sene hem başarı arttı hem de ilgi arttı. Sonuçta o tarihten bu zamana kadar 20 yıl geçti. Artık sponsorlar başarıyla doğru orantılı olarak çok fazla ilgi gösteriyorlar. Sosyal medyanın gücü çok fazla. Bununla da alakalı olarak kızların tabii şu anki ilgisi, başarı çok fazla arttığı için de. Bir de kadın, evet, evet. Bu çok önemli. Böyle bir platformda Türk kadını bu kadar güzel temsil ettikleri için, bu kadar başarıyla temsil ettikleri için çok güzel bir dönem, çok başarılı bir dönem. O yüzden de ilginin de arttığı, fark ettiyseniz o kadar çok voleybol oynamak isteyen genç kızlar var ki onları tabii buna vesile edip de oralara getirilmesinde etkili olan herkese teşekkür etmeliyiz. Peki Gülden Hanım, aynı zamanda şimdi şöyle bir şey var. Biraz böyle yabancı basında da tabii ki vuku buldu. Bayağı bir kızlar, daha doğrusu herkesin ağzında aslında milli takımdan dolayı. Önceki zamanlarda böyle basın gücü sosyal medya olmadığı için biraz daha az duyuluyordu demeyeyim ama hani bu kadar yankı olabiliyor muydu dünya çapında yine bu şekilde? İlk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduğumuzda tabii çok yankı yaptı ama dediğim gibi şu an sosyal medyada inanılmaz bir güç. Yani en küçük şeyi oraya paylaştığınız zaman herkesin haberi oluyor. Şu an kanallar daha fazla ilgi gösteriyor voleybola. Türkiye'de biliyorsunuz futbol, evet, gerçeği var. Evet. Yani bu başarılı olursun olmazsın ama herkesin ilgisi futbolaydı. Ama kızlar öyle büyük başarı elde ettiler ki artık kızlarımızı tanımayan kimse yok. Herkesin ilgisi onların üstünde ama sosyal medyanın gücü tabii bizim oynadığımız dönemdeki gibi değil. Şu an çok etkili. Peki kızlarımıza konuyu kapamadan favori oyuncularımız, favori milli takım oyuncunuz kim mesela? Bir iki isim söyleyecek olursam.
Eda ile ben beraber de oynadım. Şimdi Eda'yı çok beğenirim. Hem oyunculuğunu hem de kaptanlığını. Şimdi bazı oyuncular vardır gerçekten çok iyi oynamasalar da o sahada olmaları lazım. Onun bir liderlik özelliği var. O yüzden onu çok beğeniyorum. Onun kendine çok iyi bildiğim için onu çok profesyoneldir. Kendine çok iyi bakar. Voleybol onun hayatıdır. O yüzden zaten bu kadar istikrarlı oynuyor ve bu yaşta hala çok iyi performans gösteriyor. En beğendiğim oyunculardan biri Eda. Yeni transferimiz tabii Vargas dünya çapında. Ve Zehra'yı beğeniyorum. Peki sizin şimdi voleybol kariyerinden sonra neler yaptınız? Yani bitti, yani daha doğrusu hemen akabininde nasıl bir hayatınız oldu? Şöyle, ben zaten 37 yaşında artık anne olmaya karar verdim. Çocuğumuz olsun istedik artık eşimle çünkü 2004 yılında Eczacıbaşı'nda transfer oldum. 14 sene boyunca Eczacıbaşı'nda oynadım. Her sene diyordum ki artık işte anne olmak istiyorum ama performansım da düşmüyor ve teklif de geliyor. Onun için de oynamayı da çok seviyorum. Voleybol benim için gerçekten bir aşktı ama bunun da bir sonu olması gerekiyordu. İyiken de bırakmanın önemli olduğunu düşünen sporculardandım. Daha sonra 37 yaşında artık dedim ki artık bırakalım. Eşim de böyle bir karar aldık. Sonra zaten hemen kızım oldu. Ne güzel. Özellikle de bıraktıktan sonra anne baba olmak istiyorduk ki kızımın o özel anlarını kaçırmamak adına. Çünkü evet yaptığımız iş çok güzel ama çok stresli. Çok fazla deplasmanı var hem yurt içi hem yurt dışı. Akşama kadar antrenman, yani sabah akşam yapıyorsun antrenmanı. Onun için motive olmam çok zor olurdu, kendimi de biliyorum. O yüzden bıraktıktan sonra anne olmayı tercih ettim. Ve kızımın o özel anlarını kaçırmamak için çok aktif olarak çalışmadım. Eczacıbaşı Kanyon'da koordinatörlük yaptım. Şimdi maçları yorumluyorum. Aha. Çok aktif çalışmıyorum. Artık kızım büyüdü. 6 yaşına girecek. Ne güzel. Onu da düşünüyor musunuz voleybolcu olması? Aslında şöyle, geçen hafta artık voleybola başladı. Benim isteğim 3 senedir Duru jimnastik yapıyor. Bir sene daha bekleyelim, biraz erken vermeyelim ki işte sıkılmasın. Çünkü istiyorum tabii ki voleybolcu olmasını. O da şu an istiyor ama tabii ki kendi tercihi. O yüzden bir sene sonra demiştim ama dedi ki anne ben voleybola gitmek istiyorum dedi. Süper. Kızların maçlarını görünce. Süper, hayırlı olsun. Hatta şöyle bir anımız oldu. Kızların maçlarını izledikten sonra tabii bazı eşyalarım benim için önemli, saklıyorum. Dizliklerim, dirseklerim bir yerdeydi. Onları gitmiş almış, takmış. Ne güzel. Evde de balon vardı. Anne dedi gel seninle beraber oynayalım. Ay. Tabii çok da duygusal bir anda. Geçen hafta artık voleybol antrenmanlarına başladı. Bakalım göreceğiz. Yani istediği olsun, sağlığı yerinde olsun, severek yapsın. İnşallah isterse destekleyeceğiz tabii. Peki Gülden Hanım, şimdiki voleyboldaki maçları işte hani lig maçları nasıl yorumluyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Lig maçları zaten daha çok yeni başladı. Yani takımda, performansa göre böyle yoğunluk. Milli takımda şimdi çok uzun bir süre geçirdiler. Hiç kolay değil. Çünkü Viyana'da çok zor bir turnuva. Olimpiyat elemeleri oynadılar. Avrupa şampiyonası oynadılar. Çok uzun bir süre beraber oynadıktan sonra şimdi takıma geçiyorlar. Farklı bir antrenör, yeni gelen arkadaşlar var. Takım havası demeyeyim ama yani takımla beraber antrenman yapamadıkları için bir sürece ihtiyaçları var. Ve ister istemez tabii yorgunluk da var. Umarım sakatlık olmaz tabii. En büyük dileğimiz o. Yani hem kulüp hem bir yandan evet, da. Evet. Hem kulüp hem milli takım. Evet. Başarı geldi. Bu tabii onları hiçbir zaman olumsuz etkilemiyor. Ama tabii yorgunluk olduğu için tekrar motive olmak hiç kolay değil. Bunu söyleyebilirim. Ve direkt de başlıyorlar. Kupalarla başlıyorlar. Ligimiz çok çetin geçecek. Bu belli. Uzun bir lig ve çetin geçecek. Çok iyi transferler var. Çok iyi takımlar var. Artık yatırım yapan takım sayısı arttı. Vakıfla biliyorsunuz Fenerbahçe'nin maçı da aslında milli takımdan sonra yeni takımla beraber çok çalışma imkanı bulamadıkları için seyir zevki açısından çok iyi geçmezdi. Ama onun tam aksine çok da güzel bir maç oldu. Kızlar ellerinden geleni yaptılar. Ama dediğim gibi 3-2 geçti ama orada işte çok küçük detaylar çok önemli. İşte yeni antrenörün transferi, yeni işte pasör takımın beynidir yeni transfer olması. Bunlar tabii çok küçük detaylar. O da maçı kazanmasına sebep oldu Vakıfbank'ın. Dengeler çok birbirine yakın ama dediğim gibi lig uzun, çok çetin geçecek. Ama güzel maçları izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Antrenörümüz değiştirdiğiniz için de ben bir sormak istiyorum. Şimdi Daniela ile Guidetti'nin aslında son kızların şampiyonluğunda
kendisine karşı, Sırbistan'a karşı oynadıkları mücadelede Zehra da söyledi. Yani hepsinin tabii ki heyecanı daha artmış ama ona karşı oynamakta çok farklı bir duygu. İçimden başka bir Zehra çıktı dedi mesela, evet. Zehra Güneş. Sizin yorumunuz ne? Bir antrenör değişikliğiyle yine kızlar şampiyonluğa devam ediyorlar. Bence çok yerinde bir transfer oldu Santarelli'nin gelmesi. Çünkü Guidetti ile de tabii çok büyük başarılar imza attık ama çok uzun zamandır beraberdik. Şimdi bir kan değişimi, yeni bir kan takım içinde, herkes içinde bence gerekliydi. Bunu da çok doğru zamanda federasyon fark etti ve bu değişikliğe gitti. Santarelli de genç olmasına rağmen enerjisi çok yüksek. Yani birebir tanışmadım ama o enerjiyi bile alıyorum. Kızların performansı çok iyi değilken bile onları yukarı çıkarmak için uğraşıyor. Enerjisi çok yüksek dediğim gibi. Ve çok başarılı bir antrenör ki yıllardır beklediğimiz o madalyaları daha geldiği sezonda bize yaşattı. Kızlar için de tabii olumlu bir olay çünkü uzun zamandır milli takıma gelmeyen oyuncular dahil oldu. Onların milli takım formasını ne kadar çok istedikleri belli oldu. Yeni gelen antrenör olunca tabii performansın 3 yapıyorsan 5 yapmak istiyorsun ki kendini gösterebilmek için. Çünkü kadro daha belli değil. O yüzden bu herkese o kadar olumlu etkiledi ki Santarelli de kendini kanıtlamış oldu. Bunun tesadüf olmadığını göstermiş oldu. Türk milli takımında çalıştığı için hem o çok şanslı hem de biz çok şanslıyız. Guidetti de dediğim gibi çok başarılı bir antrenör ama tabii belirli bir zaman geçtikten sonra artık maçlarda onu izlerken Guidetti'yi eski Guidetti olarak göremiyordum o enerjisini. Çünkü Guidetti'yi tanıyanlar çok iyi bilirler. Maç kaybettiği zaman kaybetmeye yakınsa ne yapar ne eder o maçı kazanır. Hakemle kavga eder, işte elindekini yere atar, kızları bir sarsmak için bir şey yapar ama artık onun da enerjisi düşmüştü. Demek ki artık doğru zamandı. Bunu da federasyon başkanımızın görmesi çok güzel oldu. Doğru zamanda Vargas'ın da gelmesiyle, Santarelli'nin gelmesiyle bu çok uzun zamandır beklenen, o her zaman hayal ettiğimiz o kadroya, o oluşuma girmiş olduk. Çünkü bizim dönemimizde evet biz de Avrupa ikincisi olduk, olimpiyatlara gittik ama biz hep böyle turnuvalara gittiğimiz zaman hesap kitap yapılırdı. İşte o maçı kazanamazsak, 3-2 alırsak, şu puanı alırsak ama şu an artık bütün dünyanın gözü Türk milli takımının üstünde ve biraz önce söylediğim gibi genç bir takımımız olduğu için çok uzun süre bu sıralamayı domine edecek bir takımımız var sakatlık olmadığı sürece. Bundan sonra olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında, Avrupa şampiyonlarında mutlaka madalya kazanacağına inandığımız bir takımımız var. O yüzden çok şanslıyız. Gülden Hanım o kadar güzel yani yorumcu olarak yorumladınız ki şu an benim aklıma program formatları geldi voleybolla ilgili. Çok güzel değerlendirdiniz yani gerçekten hani böyle normalde konuk aldığımızda bu yorum olarak karşılaştığımız zor oluyor bu şekilde. Teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bizim de aslında keşke voleybol branşında futbol gibi, Türkiye'deyiz diye de daha çok futbol gibi, keşke böyle yorumcularımız, böyle voleybol yorum, maç önü maç sonu yayınlarımız fazlalaşsa, bunun takipçileri de daha fazla artsa. Umarım yaparız bir gün sizle. Artacaktır mutlaka. Dediğim gibi artık herkesin gözü milli takımımızın üstünde. Çok fazla takipçi var, çok fazla izleyen var. Onun için her geçen sene bu ilgi arttığından daha fazla yatırım olacaktır, daha fazla sponsor olacaktır. Her geçen gün daha güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum ben. Konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten umarım bir daha tekrar sizle röportaj fırsatımız olur. Kızlarımızın maçlarına, olimpiyatlardan sonra da. Ayağınıza sağlık, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok naziksiniz. Sevgili izleyiciler, Orkid sponsorluğundaki İdol Voley'de konuğumuz, milli oyuncumuz, efsane voleybolcumuz Gülden Kayalar'dı. Kendisine çok teşekkür ettik, ayaklarınıza sağlık. Şahane yorumları oldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Siz de lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.